hizmet alamayan, deprem zamanından bugüne kadar hizmet alamayan bir mahalle. Güvenlik konusunda sıkıntı yaşayan, yatırımlar konusunda çok sıkıntı yaşayan, işte sosyal faaliyetler noktasında, spor konusunda sıkıntı yaşayan bir mahallemiz. Çünkü Yalova'nın merkezine 11 kilometre uzakta olduğu için burada genç çocuklarımız spor yaparken gitme gelme noktasında da sıkıntı yaşıyor. Tabii Yalova Belediyesi'nde bugüne kadar yerel yönetimde söz sahibi olan insanlar her nedense burayı sadece seçim zamanı hatırlar. Buraya gelirler. İşte verdikleri şeyler karşılığında evlere, binalara bayrak astırırlar. Buna benzer faaliyetlerle insanları kandırma yoluyla oylarını almaya çalışırlar. Buna da milli irade hırsızlığı diyoruz bunun adına. Evet. Tabii burada şu gördüğünüz halı saha var burada. Çok uzun halkın buradaki ikamet eden halkın isteği doğrultusunda uzun zamanlar sonra seçime doğru böyle bir yatırım az ileride bir havuz burada bu yapılıyor. İşte bu da standartlara uygun değil. Korner bile atma noktasında sıkıntı yaşayan. Oysa ki genişletilse daha güzel, biraz daha uzatılsa yerinde müsait olmasına rağmen çok fazla ben yapıyorum görünsün amacıyla yapılan şeyler. Vatandaşın cebindeki para bu şekilde heba ediliyor. Şimdi seçim bitecek. Eğer kazanırlarsa devam edecek. Kazanmazlarsa bu şekilde kalacak. Herhalde öyle görünüyor. Şimdi burada Yalova Belediye Başkanı, bundan önceki belediye başkanı, seçime itiraz eden o ekipteki Yakup Bilgin Koçal, 20 yılda yapılacak bir projeyi Yalova Paşa kente 5 yılda yaptım diye burada el broşürleri dağıttı. Yaptığı şey şu, şurada bir tane kedi evi yapmıştı, kaldırmışlar. Kedi evi yok olmuş nereye gittiyse. Bir de şurada işte o havuz seçime doğru bitti. Bunun dışında bir şey yok. Bir de gördüğünüz şu. İki tane çocuk parkı, 20 yıllık proje bu Yakup Bilgin Koçal. Şimdi benim başkan adayım Adnan Kırpek. Eğer Yalova halkı vicdan muhasebesi yapar da bu yanlışlara oy vermez. Başkanı aday olarak Yalova Belediye Başkanı yaparsa, benim başkan adayım bu sayılan şeyleri iki ayda yapmasın, ben siyasetimle. Bu 20 yıllık proje dedikleri şey. Milleti bu şekilde kandırma yoluyla siyaset yapıyorlar. Yalanla kimse bir yere varamaz. Yalancının mumu yatısıya kadar tutanır. Böyle bir atasözü de var. Bunların mumu da inşallah sönecek. Buraya gelmiş hiçbir şey yok. Bakın bir kamera sistemi olabilir. Şehirden 11 kilometre uzak. Yani güvenlikle ilgili de hiçbir önlem alınmıyor. Hiçbir yatırım gelmiyor. Kışın sıkıntı çektiğimiz yerlerden bir tanesi. Hizmet noktasında hiçbir şey aldığımız yok. Vatandaş rahatsız. Hakikaten ciddi manada rahatsız. Bu şekilde işte 20 yıllık projeyi 5 yılda yaptık gibi sadece kandırmaya yönelik, aldatmaya yönelik siyaset yapılıyor. İnşallah biz seçilir ve belediye başkan adayımız Adnan Kırtay başkan olursa burada düşüncelerimiz var. Onları çok kısa süre içerisinde işleme koyacağız. Bu buranın Paşakent halkını Yalova merkezinde hizmet alan halkı aynı seviyeye getireceğiz. 11 kilometre uzak olması manası burayı yok sayma anlamına gelemez. Sadece seçim zamanında hatırlama anlamına da gelemez. Burası eğer bir mahalle ise yine aynı şekilde diğer mahalleler nasıl hizmet alıyorsa bunlar da aynı şekilde hizmet alacak. Sizle bugün beraber Yalova'ya aşağı yukarı gezdik. Yalova'nın hangi caddesinde rahat gezebiliyorsunuz? Yalova'nın en büyük probleminden bir tanesi trafik ve otopark. Ya yürüyemiyorsunuz, gezemiyorsunuz, girdiğiniz yerden çıkamıyorsunuz. Sadece lambalar yapılmış, Yalova Belediyesi tarafından lambalar yapılmış. Lambalar çalışmıyor. O trafik lambalarının hiçbir tanesi çalışmıyor. Sadece yanıp sönüyor. Madem ki bunlar çalışmayacak, neden bunlara masraf edilip milletin parası yapabiliyor? Anlamak mümkün değil. Eğer Yalova trafiği bu şekilde devam eden bir belediye başkanı hala konuşabiliyorsa pes doğru. Bir belediye başkanı eğer şu küçük ilin trafiğini düzenleyemiyorsa derhal istifa etmeli zaten. İstifaya birinci sebeptir. Hizmet konusunda zaten Yalova hizmet aldığı yok. Ama yapılan bir tek bir şey var. Yalova Belediye Başkanı yaptığı şey kaldırıp söküyor, kaldırım takıyor.
İşte çiçek ekip çiçek dikiyorlar. Bununla böldüm. Göze hoş gelen sadece güzelliklerle ilgili bir hizmet yarışı içerisinde. Ama bunun dışında yapılan işte seçim sürecinde yapılan masraflar, sokağa dökülen paralar, milletin cebinden alıp sokağa dökülen, yandaşları korunan, koruma noktasında heba edilen giderleri seçim sonrası nasıl tekrar geri kazanacaklar hesabını yapıyorlar. Bundan büyük sıkıntı yaşadılar zaten. Seçime o saltanatı kaybetmemek için tekrar itiraz ettiler. Yalova'yı yeniden seçime soktular. Sonuçta bir hazırında bu seçimi hep birlikte yaşayacağız. Bu seçimin şu anda galibi yok. Yalova'da iki partili seçim varmış gibi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin CHP'ye destek veriyormuş havası yaratılarak, Milliyetçi Hareket Partisi'ni yok sayarak siyasi çalışmalar yapılıyor. Bu düşünce içerisinde siyaset yapanlar alçaktır. Ahlaksızca bir siyaset şeklidir. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile bugüne kadar beraber hiç olmamıştır. Bundan sonra asla beraber olamaz. Ne Cumhuriyet Halk Partisi ile ne böyle AK Partisi ile bu şekilde bir düşüncemiz var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin her oyu kendi şerefi ve namusudur. Sonuna kadar da bu oylarına sahip çıkacak. Üstüne koyarak, katlayarak bu seçimin galibi olarak çıkacağına inancım sonsuz. Tabii başkan adayımızın heyecanı ayrı. Yalova'nın gülen yüzü, Yalova'nın sevilen bir başkanı. İki dönem Yalova Spor'un başkanlığını yapmış. Yalova Spor düşmüşken, herkes umudu kesmişken o Yalova Spor'u ligde bırakan bir başkan. Şimdi Yalova'dan da Yalova halkı ümidini kesmişken inanıyorum ki Yalova halkını tekrar orada yazmışlar ya, umutlu Yalova. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nin başkan adayı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendisiyle bu olur. Ben tekrar söylüyorum, iki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Doğru adres Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi'yle inşallah Yalova'nın geleceğini şekillendireceğiz. Yalova'ya yön vereceğiz. Yalova'yı hak ettiği yere getireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, sizi yakalamışken sormadan geçemedim. Yalova'da iki tane bir AKP ve CHP milletvekilleri var. Evet. Bunlar hakkında yani Yalova'ya seçildiklerinden uzun geçen süreye kadar yaptıkları bir hizmet, bir şey. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Yalova'da tabii ki Yalova halkı milletvekili genel seçiminde tercihini yaptı. Kendilerini temsil etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki tane milletvekili gönderdi. İki tane milletvekili hakikaten Yalova'yı temsil edemez noktalarda. Özellikle Muharrem İnce Türkiye genelinde bir siyaset yapıyor. Yalova ile ilgili hiçbir düşüncesi yok. Diğer AK Parti milletvekili Temel Coşkun ise Yalova ile ilgili bugüne kadar ortaya koyduğu, açıkladığı hiçbir şey yok. Ama biz milletvekilimiz olmamasına rağmen Bursa milletvekillerimiz ve Kocaeli milletvekillerimiz sayesinde Yalova ile ilgili 15 tane Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soru önergesi verdirdik. Bugüne kadar ben kürsüde Yalova milletvekillerinin hiçbir şekilde Yalova ile ilgili bir düşünceleri olduğunu kürsüden, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden Yalova ile ilgili problemlerini dile getirdiğine ben şahit olmadım. Şahit olan bir Yalovalı'dayım. Demek ki Yalovalı'nın gönderdiği milletvekilleri şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yalova'yı temsil etmiyorlar anlamındadır. Bu da Yalova için üzücüdür. İnşallah 2015'te yapılacak olan, 2015'in Haziran ayında yapılacak olan milletvekili seçiminde Yalova bu makrus kaderini de değiştirecek, milletvekilinde de değişim yapacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin mutlaka meclise milletvekili gönderecek. Biz bu konuda milletvekilimiz olmasına rağmen, ana muhalefet partisi olmamamıza rağmen bir de ana muhalefet boşluğunu da biz dolduruyoruz Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Yalova'da ana muhalefet partisi görevini yerine getiremiyor. AK Parti ile dişe diş mücadele eden bir siyasi hareket olarak da ortada duruyoruz. Yani. Onun için 2015'te Milliyetçi Hareket Partisi mutlaka meclise Yalova'dan kendisini temsil eden bir yetkili gönderecek. Peki, bu 1 Haziran'daki seçimlerdeki şansınızı ne biliyorsunuz diğer partilerde? Her siyasi, sonuçta kararı veren seçmendir. Biz çalışmamızı doğru bildiğimiz
yollar üzerine, doğru düşüncelerimiz üzerine çalışmalarımızı yapacağız. Takdir Allah'tandır. Seçmen sonuçta gidecek, oyunu verecek. Seçmenin verdiği oy sandıktan çıktığı zaman milli irade. Bu milli iradeye hepimiz saygılı olacağız. Her siyasi partinin şansı olduğu kadar bizim de şansımız var. Çünkü Yalova'daki vatandaş, Yalova'daki bu çirkin kavgadan, iki partimiz böyle siyasi kavgasından, siyasi çekişmesinden oldukça rahatsız. Bize teveccüh çok yüksek. İnşallah bizim de çaba gayretlerimizi Allah da nasip ederse belediye başkanlığına alacağız. Hayırlısı. Peki Sayın Başkan adayımız, siz de Sayın İl Başkanımıza röportaj yaptık. Tekrardan merhabalar. Kendinizi bir daha tanıtır mısınız? Ben Atatürk'ün benim kentim gibi değil, bu güzel şehirde, bu Yalova'da 1960 senesinde doğdum. Uzun yıllardır Yalova'da esnaflık yapmaktayım. İki dönemdir de Milliyetçi Hareket Partisi Yalova İl Başkan Yardımcılığı'nı yapmaktayım. Çok sevdiğim partim, çok sevdiğim davam üzerine. Hakkani çizgisinde Cenab-ı Allah neyi nasip ettiyse, takdir Cenab-ı Allah'ın diyorum. Çalışmamızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Şimdi benim ısrarla 8-9 aydan beri Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan aday adayları, iki kişi bunlar. Daha sonra Vefa Salman kardeşimiz kaldı. 8-9 aydan beri Yalova'da öyle bir kaos yarattılar ki MHP'nin seçime girmeyeceğini, MHP'nin seçimde var olmayacağını çeşitli spekülasyonları yarattılar. Bu da tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi'nde küçük kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla, camiamızla büyük bir etki yarattı. Biz bunun farkındayız. Ben ilk başta aday adaydım. Daha sonra Ahmet Kaplan başkanımız seçimlere iştirak etti. Sonraki ben göreve talip oldum. Yalnız ben göreve talip olurken hani kısa bir dönem içerisinde sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin adını seçime giriyoruz diye hiçbir zaman için aday olmadım. Ben Allah'ın izniyle kendime olan inancımla ve Adnan Kırtay faktörüyle Yalova'da bu seçimi kazanmak için girdim. Ve bu seçimi Allah nasip ederse 1 Haziran'da Yalova kamuoyu da Türkiye'de, Avrupa'da, dünyada seyredecek. Olması başaracağız. Ve Cenab-ı Allah mutlaka bize bu sandıktan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Yalova Belediye Başkanlığı'nı kazanacağımızın müjdesini şunun önüne verebilirim. Şimdi Yalova'da çok ilginç ve tuhaf bir seçim atmosferi yaşanıyor. İnsanlara bakıyorsunuz, Yalova'nın hemen girişinde Mutlu Yalova'ydı, ondan sonra Umutlu Yalova oldu. Bunlar çok çirkin şeyler. Yalova'da ne mutlu var ne mutlu var. Yalova şu anda inanılmaz bir kaosta. İnsanlar sindirilmiş vaziyette, insanlar tehditle, insanlar şantajla, insanların aklını aldılar, insanları psikolojik savaşa soktular, insanları gruplaştırdılar, insanları ikiye ayırdılar. Bir yandan CHP, bir yandan AKP. Böyle bir şey olabilir mi? Bir yandan bakıyorsunuz insanları koloni halinde bir yaşama sürüklediler. Bu da çok çirkin, çok ayıp. Oysa ki Yalova'da var olan bir potansiyel var. Dışarıdan gelen müteşebbisler var. Biz bunlara kucak açmalıyız. Yalova Belediyesi'nin sadece ve sadece yol yapmakla, kaldırım yapmakla, park yapmakla bu işler bitmiyor. Bunlar olmazsa olmazları zaten. Biz Yalova'ya katma değeri nasıl katlarız? İstidamı nasıl sağlarız? Organize sanayi bölgesini nasıl harekete geçirebiliriz? Bu beraber 3 saattir dolaşıyoruz. Yalova'daki böyle bir çirkin trafik var mı? Yalova en küçük il. Ama Yalova kasabadan, beldeden beter durumda. Yüzlerce, binlerce araba trafikte kesmekeş. Onun dışında Yalova içerisinde bir cevher var, bir mücevher var. Biz bu mücevherin kıymetini bilmiyoruz. Yalova'nın bir termali var. Tabii ki yani. Biz bu turizm cennetinden yararlanıp istifade edemiyoruz. Oysa ki 70 sene, 80 sene önce rahmetli Atatürk buraya haftanın mutlaka bir günlüğüne gelirdi. Diğer büyüklerimiz, önderlerimiz, liderlerimiz gelirdi. Dış ülkelerden başbakanlar, bakanlar, elçiler, ateşeler gelirdi. Şimdi bakıyorsunuz, güzelim Yalova'da öyle bir olay yarattılar ki sadece Arap turizmine yönelik çalışmalarla yıllarca insanları kandırdılar. İnsanları uyuttular. Yani buradan artık silkelenmemiz lazım. Yalova'nın hak ettiği yeri mutlaka alması lazım. Ve burada mutlak şartlarda bir şey söylüyorum. Dışarıdan gelecek olan müteşebbislere kesinlikle kucak açmamız lazım. Yani buraya bir Ford
geldi. Yalova'yı yönetenler öyle mi olur, böyle mi olur, şu mu olur, bu mu olur derken o güzelim yatırımcıyı Gölce'ye, İzmir'de, Kocaeli'ne koyuyor. Orada binlerce insan istihdam sağlıyor. Biz şimdi burada en büyük eksiklerden bir tanesi de mutlu dediğimiz, umutlu dediğimiz Yalova'da inanır mısınız? Gençlerimiz mutlu değil. Binlerce insanlar, öğrenciler, talebeler, üniversiteyi bitirdiler. Fakat bakıyorsunuz 600 lira, 700 lira, 800 lira günübirlik kişilerle çalışıyorlar. Çok yazık. Artı Yalova emekler yatar. Yalova'ya gelen memurlar emekli olduğu zaman Yalova'da artı belediyenin sadece kendi çıkarları, yandaşları ile 40-50-60 kişilik yaşlılar yurdu kurmak veya da onlara hizmet etmek bitmiyor. Yalova'da binlerce yaşlı en üç yaşlı vatandaşımız da Yalova merkezdeki vatandaşımıza eşit ölçülerde hareket etmek lazım. Yardım etmek lazım. İşte burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin faktörü ön planda. Nedir? Biz Allah nasip ederse 9 ışık doktrinden yola çıkarak üretken belediciliği hayata geçireceğiz. Üretken belediyecilikte de 9 temel ilke var. Bu ülkeleri sırayla hayata geçirdiğimiz zaman inanın Yalova'da her şey güzelleşecek. İnsanlar işte o zaman mutlu olacak. Peki, teşekkür ederim. Bir başkanımıza sorup size sormadan geçemeyeceğim. Yalova'da iki tane milletvekili çıkarttı geçen seçimlerde. Bir tanesi AKP'den, bir tanesi CHP'den. Siz bu iki milletvekilinin Yalova'ya hizmet ettiğini düşünüyor musunuz? Hayır, kesinlikle düşünmüyorum. Şurada şimdi CHP milletvekili, başkan vekili Muharrem İnce. Kendisi Yalova'da. İyi bir siyasetçi. Fakat siyaseti Türkiye genelinde ulusal olarak yapıyor. Şu anda Yalova hiçbir katkısı yok. Gelelim AKP'ye. Temel İnce hocamız, Temel Coşkun hocamız, vekilimiz. Kendisi de şu anda Yalova'ya katkı değer sağlayacak hiçbir yatırım yok. Yalova'nın en büyük eksikliği değil. Yalova'nın en büyük eksikliği eğitim, sağlık, trafik, bizim organize sanayi bölgesi. Bunlardan hangisi hayata geçti? Hiçbir hayata geçmedi. Sadece mutlu olan kendi yandaşları. Kendi yandaşlarıyla birlikte ranç edilir. Yani siz diyorsunuz ki mutlu Yalova yazısındaki mutlular. AKP'ler mutlu Yalova yazısındaki CHP'liler. Mutlular. Ama CHP'ler. Unutmasınlar peki, ki. CHP'liler. Unutmasınlar ki. Nerede? Unutmasınlar ki 1 Haziran seçimlerinde bu halk onlara öyle bir tokat atar ki. Evet. Bir bakmışsınız böyle öğrencide bir seda verilmiş. AKP ile CHP'ye bir de bakmış akşam üstünde bir veda etmişler bunlarla. Ne mutlu kaldı ne mutlu kaldı. Peki bu